Merhaba oyun severler. Bir uzun boyun videosunda yine birlikteyiz. Bu videomuzda uzun boyunun nasıl eklenir, nasıl tırmanılır göreceğiz. Haritamızda da şu anda gördüğünüz gibi tam olarak bu noktada. Bakalım bu uzun boyuna nasıl ekleyeceğiz ve nasıl tırmanacağız? İzleyelim. Evet oyun severler, biraz etrafa baktık, inceledik ama bu kuş hiç boşluk bırakmıyor. Böyle bir yay çizmemize rağmen o da bizimle birlikte yay çiziyor. Sanki bize kilitlenmiş gibi. Tabii iki tane de kazıyıcı var, onu tutmamak lazım. Ama oradaki merdivene ulaşmak istiyorum. Amacımız o merdivene ulaşmak. Çok sıkı korunan bir tolnekle karşılaştık. Tabii bu ilk tolnek, haritadaki karşılaştığımız sırada gidersek. Ben şunu indirelim. Şimdi şunları çaktırmadan çıkalım. İkisi fark etti. Çık 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 çık. Hanter bastı. Ooo bizim şey de gördü. Yapma be. Yap işte bunu yapma. Hadi hadi. Hadi. Bu ne? İşte budur. Bir kat daha yukarı çıkalım. Burası yolun sonu. Halen. Of. Darbeyi yedik. Çözmeye çalışıyorum şu anda. Ne yapılması gerektiği ile ilgili ama makinalarda insan dikkatini bozuyor. Zaten fokus gitmiş durumda şu anda. Cozur cozur. Nasıl bir elektromanyetik dalga atımı yapıyorsa bizi cortlattı. Fakat şu kuş tabii ki çok beni endişelendiriyor. Tamam merdivenden ineceğiz belki ama... Evet burada bir güç ünitesi görüyorum. Güç ünitesi... Bir pil mi? İçinde mi? Evet içinde pil var. Pili aldık da... Bu pil nasıl gidecek? Büyük bir sorun. Bir yandan kuş, altıdaki kazıcı. Kuş hiç boşluk vermiyor. Bunun başka türlü gidebilmesi için hani aşağı atarız diyeceğim ama aşağı denk getiremezsek diye de biraz çekiniyorum açıkçası. Hani böyle saçma sapan bir yere takılır, kalır, kilitlenir. En başa mı dönmemiz gerekecek? Evet, burası şanslarına. Tamam, buradan aldık. Bunu aşağı indireceğiz. Güzel de. Nasıl indireceğiz? Acaba atabilir miyiz? Riske de girmek istemiyorum. Bir yandan da şu dillerek var. Orada öyle bekliyor çakal çakal. Savaşsak mı, savaşsak mı? Görüntü yamuldu. Ah tornek ne kadar zorladın bizi. Ah öbürü de aşağıda o da radar çalıştırdı. O da bozdu. Bir elektromanyet. Allah'ım ben kafalar. Elektromanyet dalga atıp bizi dalgaya getirsin. Radarınmış, radarınmış. Kuş da geldi galiba. Nereye? Ah sıvışıyor. Demek ki tek sıvışan biz değiliz. Aslında şu tol... Oh. Buradan... Çakar mıyız? Çok uzakta be. Yok. Sevgili kuş da geldi.
Öyle tırsıyorum ki çorak topraklarda yol aldık geldik buraya. Uzun boyun. Birinci uzun boyun maceramızda jortluyoruz. Oo, çok uzakta. Şurada bir sıkıntı. Bir yandan da pili düşünüyorum. Aşağı atsam bir şey olur mu? Olmaz mı? Daha önce hiç denemedim çünkü. Yani aşağıya atıp atılmadığını. Açıkçası. Buraları kesmek de istemiyorum. Heyecanlı gidiyor. Heyecan durup da sıkıştırdılar. Eloy. Hadi Eloy. Cesaret. Biraz cesaret. Toparla kendini. Aslında şuna da dalsak diye düşünüyorum. Yok başka bir şey yok. Bunu atacağız galiba aşağıya. Evet şuraya atsak direkt aşağı düşer mi? Aa, yine geldi. Öbürsünü de bekliyorum aslında kazıcı ama o da gelmedi. O da uzakta. Uzakta da suya yatmış gibi. Evet oyun severler siz burada çok uzatmazsınız. Pilini yakacağımızı öğrendikten sonra zırt diye geçip hemen o şekilde sonuca gidersiniz. Evet. Yok bu kesin aşağı atacağız bunu. İkinci kazıcı da oradaymış onu da gördüm. Şimdi bunlarla böyle yüz yüze sıcak temasa girecek kadar güçlü değiliz. Henüz o kadar güçlenmedik, o kadar pişmedik. O yüzden de biraz kaçak. Ya sen gel bakalım şöyle menzile. İşte bu bir tane daha. Aman. Tamam. O gitti. Bizi biraz rahatlatır. Geriye bir kuş kaldı. Bir de kazıyıcı kaldı. İkiye bir. Kazıyıcı. Bu biraz. Bu bizi öldürür açıkçası. Bu seviyede öldürür. Çünkü zırhımız gelişmiş değil. Silahımız da çok kuvvetli değil açıkçası. Ve Tall Neck'te de bu kadar aksiyon olacağını hiç düşünmemiştim. Zayıf yönlerini tarıyoruz bunu ama. Gördün mü sen bizi? Yok daha kısarı da. Arıyor. Arayan bulmuş bir şeyleri. Ara bakalım ara. Ara bakalım ara. Bizi bulabilecek misin? Ya gerçekten çok kısıtlı. Kısıtlı imkanlar ile buraya çıktık. Cesaretimizi kırdılar açıkçası. Şu olmasaydı iyiydi. İlk tornekte bari bir kuş koymasaydınız. Aa. Ekran titremesi. Yak daladım buna. Hadi. Vur. İşte budur. Devam. Aynen kuyruğa doğru. Kuyruğa doğru. Aa, kuyruğa. Çok iyi be. İşte bu. İşte bu. Nedense herkes oraya doğru gidiyor. Kazıyıcı da oraya gitmişti. En uca kadar. O da gitti. Hatta canı çok yandı. Kuyruk acısı budur işte. Evet oyun severler. Kuyruk acısı bu. Eloy sen de artık biraz cesaret. Evet cesaret, cesaret, cesaret. Şu ne? Kazıcı da mı geldi? Oo, kazıcı bir vurdu, can gitti. Yarıya kaç. Tüy, uç. Ölmek istemiyorum. Ölmek için çok genciz. Devam. Şuradan ha. Ya buradan hop. Ah ah biraz güçlenseydik. Siz bize o zaman görecektiniz makineler. Nereye gitti şimdi? Kuş. Otonek. Kuşun canı bayağı bir azaldı. Ama kazıcı. Teke tek olmak avantajlı olacak. O yüzden birini ekart edersek yıl. Bu arada pil gitti. Aşağı attık. Siz oyalanmadan pili aşağı atın ama
Benim önereceğim iki kazıyıcıdan bir tanesini pil atmadan jortlatmak. Ya da pil attıktan sonra önemli olan. Oho. Kazıyıcı da orada. Şunu da bir işini bitirirsek eğer ki. Kaçma. Bak ya. Aldın popona. Yok ki yani. Yokluk içerisinde mücadele. Asit'i, evet asit iyi fikir. Asit'i ben unutmuştum. Asit. Ne kadar güçsüz gibi de olsa yani yine bir çürüme hasarı verecektir. İşte bu da kafanı alın kafanı. Bir daha. İşte bu bir daha. Hadi be tüydü. Tolneke de denk gelirse çok iyi olur ama. Şimdi pili aldıktan sonra bayağı bir ağırlaşacağımız için iki tane makinenin kalması açıkçası çok riskli. O yüzden iki makineyi bire indirmeyi, hatta eğer yapabilirsem ikisini birden jortlatmayı amaçlıyorum. Bunlara mı silah düşmedi? O çok iyiydi ya. Süperdi. Harikuladeydi. Balın böylesi. Ölmedi mi? Öldü mü? Öldü. İşte balın böylesi. Tolnek ben dedim ayaklarının dibinde kalır mı? Demek ki başka bir şey dileseymişim. Olacakmış, geriye kaldı bu. Bu da bayağı bir hasar aldı tabii. Çürüme hasarı halen duruyor. Düştün mü? Düştü galiba. Yok. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bacaklara, bacaklara. Tutturamadım. Üste. Kaç. Çok iyi. Halen çürüme derdi de vurdu. Vurdu mu? O balına. Şöyle sıkıştırayım diye düşündüm. Bir daha da sıkıldım. Bir daha bunu söylüyoruz. Neyse ki can aldık, güzel. Şunu da indirirsem bu son. Başka sürpriz yok galiba. Hadi bu son. Koş 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 koş. Al. Al onu kafana kafana patla git. Evet istediğim oldu. Hatta fazlası bile oldu. Ben bir tane kalır diye düşünmüştüm ama iki tane kazıcı ve uçan kuş gitti. Hatta Tolnek sağ olsun onun ayaklarına, uzun boyunun ayaklarına çarpınca yamuldu. Evet oyun severler toplanacakları topladım. Oraları şöyle hemen hızlıca geçtik. Şimdi pili arıyorum. Pili ve pil nerede? Nereye düştü? Toplanacaklar daha bitmemiş. Pil nerede? Pil pil pil. Pili attık ha. Şu mu? Şunu da alayım. Aslında pil arkamda kaldı. Evet, başka bir şey yok. Bunu alayım. Evet. Şimdi bunu gidelim. Şuraya takalım. Bakalım ne olacak. Power's back. I should check that console. Evet o da bir kayıttı ama şimdi onu... Evet. Bunu taktık. Enerjiyi verdik. Enerji neyi çalıştırdı? Evet yukarıda. Tabi şu anda henüz tam olarak mantığını tam %100 olarak çözebilmiş değil. Çünkü sonuçta ilk uzun boyun. Dolayısıyla işleyiş mekanizmasını anladıktan sonra da hemen hemen diğer yerlerde aynı olacağını düşünüyorum. Evet, bu bir çanak anten. Çanak antenin pozisyonunu yapıyoruz. Da Torun üzerine, evet orada evet, yükseltiyoruz ve Torun üzerine oradan atlayacağız. Evet oyun severler, önce pili alıyoruz yukarıdan, pili aşağıya atıyoruz. Aşağıdan da diye o güç ünitesine sokuyoruz. Ve de yine buradaki panelden çanak anteni yeniden şekillendiriyoruz ki Tolney'in üstüne atlamak için. Aşağıda iki tane kazıcı var. Kazıyıcı. Dolayısıyla pili aşağı attıktan sonra güç ünitesine kadar gitmek çok zor olacak. O yüzden kazıcılardan kurtulmak, onları bertaraf etmek önemli. Ya da dikkatlerini başka bir yöne çekip o da bir taktik da olabilir. Burası önemli. O ne ki? Şunlar mı? Biri
Şimdi aşağı düşelim. Dur bakalım. Evet, buymuş. Kabloları patlatıyoruz. Tam olarak evet, yatay bir düzlem elde etmiş oluyoruz. Merdiven de gözüktü. Beni oyalayan vardı. Makineler oldu. Bir de pili tam olarak ne yapacağımdan emin olamadım. Riske girmek istemedim. Aşağı atayım mı, atmayayım mı? Oraları biraz tabii ki siz oynarken daha hızlı bir şekilde geçeceksiniz. Şimdi Tolnek'e hangi açıdan atlayacağız? Şu orası. Ha bak işte. En uç yer. Şu boşluklardan düşmeden koş 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 koş. Haydi cesaret. İşte budur. İşte budur. Evet oyuncularlar, Torley'imizi hackledik, haritamız açıldı, bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Esenlikler diliyorum, hoşça kalın ve de sevgiyle kalın.